Değerli Cem TV izleyicileri, Muharrem Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuz var. Bakırköy Cemevi dedesi Barış Yolaçan dedemiz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Cem Vakfı Çayırova Abdal Musa Cemevi dedesi Mesut Yıldırım dedemiz, hoş geldiniz siz de. Eyvallah, hoş bulduk. Bugün yine çok önemli bir konuyu ele alacağız. Alevilerin tarih boyunca Kur'an'a yaklaşımı nasıldı, bugün yaklaşımı nasıl? Daha sonra Kur'an-ı Azimüşşan'da Alevi ritüelleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bunlarla ilgili konuşacağız ve Muharrem ayıyla ilgili bazı görüşlerimizi dile getireceğiz yine her zaman olduğu gibi. Öncelikle Mesut dedemizden başlayalım. Alevilerin tarih boyunca Kur'an'a yaklaşımı nasıldı dedem? Dedem, öncelikle bu program yaptığınız için sizlere ve Cem TV ailesine şükranlarımı sunuyoruz. Tabii Kur'an'la Aleviler aslında yani Hazreti Peygamber ile birlikte olduğu için, Hazreti Ali ile birlikte oldukları için o kanal üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Ayrı değildi ki zaten birlikte olsun. Hep evet. O istikamet üzerindeydi. Dolayısıyla Yüce Yaradan'ın indirdiği dini Tevrat, Hazreti Peygamberimiz ve Hazreti Ali'den sonra Yüce Yaradan'ın gönderdiği Kur'an-ı Azimüşşan hep bir rehber olmuş. Hep yazılı kaynakta olduğu için insanlara Yüce Yaradan'ın emiri, hakkın emiri ve rızası istikametinde bir rol göstermiştir. Yine Allah'ın buyurduğu, işte bizim çokça zikrettiğimiz, siz, ey iman edenler, sizin veliniz Allah'tır, rükü peygamberdir ve rükü ederken zekatı verendir. Yani Allah, Muhammed ve Ali, uluhiyet, lübüvvet ve velayet. Bu velayetle birlikte bu istikamet üzerinde olan, bu inanç üzerinde olan eren evliyalarla birlikte, bu eren evliya talip olan taliplerle birlikte Kur'an-ı Azimüşşan'ın bilgisi her daim güncellenmiş, günümüze kadar gelmiştir. Evet, nitekim Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt'in evinde indi. Tabii. Değil mi? Bizzat onu yaşayarak da öğrendiler. En önemli şahsiyeti de İmam Ali'ydi. Eyvallah. Mi? Tabii ki burada işte Allah, peygamber, burada da şey yok. Herkes hem bu da fikir. Ama Hazreti Ali velayet, velayet bilgiyi güncelleyen demek, uygulayan demek. Evet. İşte burada Kur'an-ı Azimüşşan'ı yolumuzda bizler her daim bilgiyi eren evliya yoluyla güncellenmiş, günümüze kadar gelmiştir. Dolayısıyla buradaki Kur'an Yüce Yaradan emriyle buyurduğu gibi, ey Muhammed, onları arıt ve temizle, onlara Kur'an'ı ayeti öğret ve onları arıt ve temizle diyor. Onlara hikmeti öğret diyor. Evet. Dolayısıyla bu Yüce Yaradan'ın emri olduğu için bu toplum bu emirle kurtuluş erecektir. Ve bu evet. Emiri, bu Yüce Yaradan'ın indirdiği Kur'an'ı uygulaması bireysel doğmuştur, toplumsal doğmuştur. Peki dedem, güncelleme derken neyi kastettiniz? Bunu da biraz açabilir miyiz? Şimdi dedem şöyle diyelim. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Burada kimsenin şüphesi yok. Ama daha sonra Hazreti Cafer-i Sadık'ın buyruğu diye bizim çok önemsediğimiz bir buyruk elimizde vardır. 16. yüzyıllarda. Tabii. Şimdi kutsal kitap Kur'an'sa buyruk diye bu kadar önemli. O dönemde bilgi güncellenmiştir. O dönemin şartlarına göre, o dönemin durumuna göre bilgi güncellenmiştir. Öz aynı, temel aynı. Öz aynı. Ama o dönemdeki şartların, o dönemin sıkıntıların, zorluklarına göre, o döneme göre bilgi güncellenmiştir. Ama şimdi de bilgi güncelleniyor. Evet. Yani örneğin herkesin çok böyle rahat anlayacağı, Hazreti Ali'nin çok böyle söylenen bir şeyi vardır ya, hani hırsızın elini kesin diye, Hazreti Ali el-Murtaza hırsızı bir iş vererek, hırsıza bir güvence vererek, iş vererek elini kesmiştir. Örneğin yani bir bıçak zalimin elinde kan dökücü olur, bir arifi elinde hayat kurtarır ameliyat halinde gibi misal, örnekler vererek. Herhalde daha çok uygulamalardan bahsediyorsunuz, güncellemeden maksat. Tabii tabii, uygulamalarda. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde, hani şöyle bir bilgi var, Hazreti Peygamber o dönemde dahi yanından ayırmadığı 3 tane nesne varmış. Biri bıçak, aile derler, biri
tarak derler. Biri de işte bıçak ya da makas gibi kesici alet derler. Niye? Çünkü çok dikkat eden kendisine. Evet. Ahlakıyla, kişiliğiyle, haliyle her noktada Hazreti Peygamber örnek bir kişiliktir. Hazreti Muhammed Mustafa bu dönemde olsaydı herhalde en güzel elbiseyi giyerdi, en güzel şekilde gezer ve dolaşırdı. Değil mi? O dönemin şartları öyleydi, bu dönemin şartları böyleydi. Yani bilgi güncellenirdi kendinde. Ulaşım araçları tabii olsun. Tabii ulaşım araçları olsun. Teknoloji alanındaki değişimler olsun. Tabii bu şekilde, çünkü yüce adam bunu istiyor. Yani nuru tamamlanması bir kalıba girerek o kalıp üzerinden olmuyor. Maneviyat hep aynı ama değil mi dedem? Mesela maneviyat, diyor ki aklınızı kullanın. Tabii, aklınızı kullanmazsınız manevi bir pisliğe düçar olursunuz. Dedem Kur'an'da tek şekil olarak Yüce Yaradan ahlakı buyuruyor. Evet. Kur'an'ın en uzun ayeti sizin de bildiğiniz gibi borçlanma üzerine. Niye dua üzerine değil, namaz üzerine değil, oruç üzerine değil, zekat üzerine değil de borçlanma üzerine. Ahlakta Yüce Yaradan kesin, net. Peygamber de net. Ama ibadetler konusunda daha çok kişilere bırakılmış. O kollara illa şunu yapın, bunu yapın dememiş. Ama ahlak konusunda Hazreti Peygamberimizin de ey Muhammed sen yüksek ahlak üzerine gönderildin ayeti kerimeyle orası net. Evet, yani dürüstlük her devirde dürüstlük. Net. Erdemli olmak her devirde her erdemli devirde. Olmak. Namuslu olmak her i̇ffetli devirde. İffetli olmak her devirde iffetli olmak değil mi? Tabii adaletli ki. Olmak her devirde adaletli i̇şte olmak. İşte biz ne diyoruz? Pirimizden bizim öğrendiğimiz elle dille beline ahlak. Ama bu ahlak sadece bizi bağlamıyor. Bu ahlak bütün insanlığı bağlıyor. Sonra bizi ayıran ne? Şehadet ve biatımız. Evet. O biatımız. Herhalde bunlar da iman üzerine olsa gerek. Ruh, çünkü dışa yönelik. Ruhlar alemindeki verdiğimiz ikrar şehadet diyoruz. O ruhlar aleminde verdiğimiz ikrarı bu fizik iradede verdiğimiz ikrara biat diyoruz. İşte bu bizi ahlaktan fazilete götüren ince bir yol. Eyvallah. Bizi ayıran nokta burası. Evet. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim'i bizler, yani erenlerimiz şöyle yapmamış. Erenler evliya şöyle yapmamış. İşte bir hizmet yapıldı. O hizmette işte Kur'an'ı şöyle yapalım. Hayır dememişler. Erkanlar olmuş, hizmetler yürütülmüş. O hizmetlerde, o erkanlarda Kur'an'ın önderliğinde. Yani örneğin misal herkesin bildiği cemimizde cem hizmette toplanılmış, hizmet muhabbet olmuş, sohbet olmuş. Daha sonra orada rızalık alınmış. Rızalık alınınca orada manevi bir ola kir mi deriz ya da başka bir anlamda diyebiliriz. Orada rızalık alındığında orada negatif bir enerji oluyor. O negatif enerjiyi süpürgeyle süpürüp temizlemişler. O posta oturan gerçeğin, pirin oturduğu posta doğru süpürmüşler. Çünkü böylece altı, ritüele de dönüşmüş tabii, bu. Tabii ritüele dönüşmüş. Yani şu ritüeli yapalım deyin de o hale göre bir ritüel yapmışlar. Kur'an'da böyle bakmışlar. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan o kadar ince, detaylı ayetlerle bunları bize söylüyor ki bu söylediği ayetlerde insan, yani yolumuzda bir arınma, bir temizlenme, Yüce Yaradan'ın emrine uyma ve ruhumuzu bedenimize hakim kılma noktasında bir rehber olmuştur. Evet, dedem bunları daha çok açacağız. Hemen yanımda Barış Yolaçan dedeme dönmek istiyorum. Aynı soruyu da kendisine de sormak istiyorum. Tarih boyunca Alevi İslam inancına mensup olan toplumların Kur'an'a yaklaşımı, bakış açısı nasıldı? Öncelikle merhabalar dileyim. Cemil cümlenizi Hak Muhammed Ali sevgisiyle aşkı niyazlar ederim. Muharrem ayındayız. Tutmuş olduğumuz oruçlar, çektiğimiz olan matem-i yaslar dergah-ı izzetinde kabul ve makbul olur inşallah. Eyvallah. Tabii ki Allah Kur'an ehli beyt ilişkisi dediğimiz zaman ilk önce bizim bunları bir tanımamız gerekiyor. Yani Allah dediğimiz zaman Allah kavramını iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an dediğimiz zaman Kur'an kavramını iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bunların analiziyle oluşan, bunlardan formüle eden bir ehli beyt ailesini, bir Alevilik dinin özü olan, yani İslam'ın özü olan Aleviliği de bu analizin sonucu zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Allah kavramı dediğimiz zaman Allah esirgeyen, koruyan, bağışlayan, sevgisinden, merhametinden ve sonsuz gafur olan ilminden asla şüphe edilemez olandır.
yeri ve göğü yaradan ve bunların arasındaki bütün nimetlerin var edicisidir. Her şeye gücü yeten, bütün noksan sıfatlardan arınan, her şeyi görebilen, her şeyi her şeyden arınık olan, hiçbir şey ona tabi olamayan bir yüce yaratıcı. Ortağı olmayan değil mi? Kesinlikle ortağı olmayan, yeri ve göğü, doğuyu ve batıyı yaratan, güneşi doğudan doğdurup batıdan batıran ve buna hiç kimsenin de bunun tersini yapmasına gücü yetmeyen ilahi bir yani güçtür. Yani doğa yasalarının da sahibi. Tabii tabiatı tabii. Şimdi burada şu gereksinimini görüyoruz mesela. Bütün insanlığın buna niçin ihtiyacı olmuş? Ya mesela Kur'an'dan önce inen semavi dinlerin ya da inen işte Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ne gereksinimi olmuş ki böyle bir yasalar, böyle bir teknik yapılar inmiş? İnsanlık neye ihtiyaç duymuş? İnsanlık bunu nasıl tanımış? Biz bunu burada çok net görebiliyoruz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an Muhammed Peygamberimizin yaşamış olduğu 10 bin kişilik bir Mekke'de yaşanılan kötü olayların, baskının, zulümün, adaletsizliğin, özellikle de adaletsizliğin, evet bu bizim yaratıcımız Allah'tır ama biz de Allah'ın gölgesiyiz deyip insanlara zulüm etmeleri ve o Allah'ın gücünü kendi ellerinde bulundurup oraya gelen bütün her şeyi kendi ellerinde barındırıp insanları köleleştirmesi, sınıflara ayrılması ve oradaki İnsanları bölük bölük bölmesi. Ki bunlara da müşrik deniliyor zaten. Tabii işte buna mesela buna değişik kavramlar da koyabiliriz. Münafık gibi, kafir gibi, işte müşrik gibi. Yani gerçeği örten. Evet. Mesela münafık gerçeği örten ya da şöyle de diyebiliriz. 200 olan mesela Muhammed Peygamberimizin yanında farklı, diğer tarafa gittiği zaman farklı. Şimdi buraya gelmeden önce şunu şöyle söyleyelim mesela. Kur'an dediğimiz zaman Kur'an kitapların anasıdır. Kur'an bir çağrıdır. Bütün insanlığa, bütün topluma evrensel olarak gönderilen ve insanlığı daima iyiye yönlendiren, barışı, sevgiyi ve adaleti, huzuru her zaman yaymak isteyen kitapların anasıdır. Okunması gerekendir. Mesela baktığımızda Kur'an'a ilk inen ayetin oku olduğunu evet. görüyoruz. Aslında burada oku denilen şey bir kitabın okunması değildir. Tabiatı okuması, insanlığı okuması, zalim olana meydan okuması gibi bunu değişik kavramlarda koyabiliriz. Peki Muhammed Peygamberimiz bunu niye hissetti? Mesela diri diri toprağa gömülen kız çocuklarını görüyoruz. Mesela zor kadınların hiçe sayıldığı bir dönem görüyoruz. Hala da devam ediyor gibi. Tabii orada köleliği görüyoruz, adaletsizliği görüyoruz. Mülkiyeti kendi ellerinde bulunduranları ve herkesi sınıflara ayıran kişileri görüyoruz. Şimdi Kur'an geldiği zaman mesela oku ayeti indiği zaman Muhammed Peygamber'in ilk kime gittiğini hiç düşündük mü mesela? İlk kime gitti? İlk kime gitti? Bir kadına gidiyor. Eşi olan Hatice-tül Kübriya'ya gidiyor mesela. Diğer bir arkadaşına da gidebilirdi. Biz buradan şunu anlıyoruz yani. Muhammed Peygamber'in kadına verdiği değer ve önemi anlıyoruz. Orada yoksa ki Muhammed Peygamber'in çok değerli arkadaşları vardı. Onlara da gidebilirdi. O derdini onlara da açabilirdi yani. O sıkıntıya, o strese girdiğinde, o yükümlülük ona yüklendiğinde, omuzlarına o sorumluluk yani nebilik sorumluluğu ona yüklendiğinde Muhammed Peygamberimiz bir arkadaşına gidebilirdi. Ama ne yaptı? Hatice-tül Kibriya'nın yanına gitti. İşte bakın Alevilik felsefesi buradan doğuyor. İşte tarihten Kur'an'la Aleviliği nasıl alır derdiğimiz zaman mesela Aleviler ibadetlerini kadınlarla erkeklerle beraber yaparlar. Can cana olurlar, evet. Can olurlar. Çünkü orada kadın erkek şeyi yoktur. Yani sınıf şeyi yoktur. Orada tamamıyla ne olur? Can olunur ya. İşte bakınız Muhammed Peygamberimiz ilk geldiği şey Hatice-tül Kübriya. Ona derdini aşması. Dedem şurada affınıza sığınarak sözünüzü kestim. Rica ederim. Tabii can dediğimiz kavramda hani kadın dişiliğini tamamen terk etmiş, erkek de tamamen erkekliğini kaybetmiş değil. Anlamında değil. Değil, evet. Terbiye edilmiş ruhlar evet. anlamında gönül can olarak. Diyoruz. Zaten biz ne diyoruz? Mesela can cana geldik, gönül gönüle geldik, cem olduk diyoruz. Eğitim almış, terbiyeden geçmiş Tabii. ruhlar. Mesela bir bilge kişiye soruyorlar, diyorlar ki saygıdeğer dedem, cennet bahçeleri nerelerdir diye sorulduğunda diyor ki, cennet bahçeleri bilgi yuvalarıdır, ilim yuvalarıdır, eğitim merkezleridir diyor yani. Sosyal aktivitelerin yapıldığı alanlardır, mekanlardır. Mesela bugün Kur'an'ın en büyük etkeni olan ve asla vazgeçilmeyeceği şey olan salat kavramı mesela bilgi merkezi,
eğitim merkezleri kurması, insanların sürekli ilime doğru gitmesi. Çünkü bugün de baktığımız zaman teknolojiye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. Şimdi böyle bir kavram var. Öncelikle biz baştan söyledik ya, dedik ki Allah'ı tanımamız gerekiyor, Kur'an'ı tanımamız gerekiyor. Mesela Kur'an'ı tanımadığımız zaman, Allah'ı tanımadığımız zaman neye yönelebiliriz, neye göre inanabiliriz? Ve bir de Kur'an'ın etrafında gürültü koparanlar ayeti vardır dedim, bilirsiniz. Hı hı. Şimdi şöyle baktığımız zaman Kur'an'ı elinize almayın. Kur'an'ı şu şekilde tutun, yüksekte tutun. İşte abdest almadan şöyle yapmayın. İşte Allah çarpar diye kelimeler, Kur'an çarpar diye kelimeler tamamıyla Allah'tan ya da Kur'an'dan insanları bir nevi uzaklaştırmak. Adeta Allah'ı ve Kur'an'ı bir cezalandırıcı, elinde kırbacı olan bir işkenceci gibi görülüyor. Oysa ki Allah ve Kur'an insanı çarpmaz. Çarpılmış olanları düzeltir yani. Çarpık evet. olanı düzeltir. Zaten çarpık olanı düzelttirmek için Cenab-ı Allah vahiy etti. Nebi olarak Muhammed Peygamberimizi görevlendirdi ve Nebi ve ondan sonra peygamberlik görevini verdi. Yani Nebi nedir? Onun gönlüne olan o kelamullah, Allah'ın o kelamını Nebi olarak onu seçti ve peygamber olarak da ne yaptı? Onu tebliğ etmesini. Mesela Alak suresine baktığımızda bir yakınlaşma, Allah'ın Muhammed'e yakınlaşmasını görüyoruz. Muhammed, biz sana destek olacağız. Biz seni sevgiyi, saygıyı, merhameti öğreteceğiz. Sana her şeyi öğreteceğiz. Tabii sana bunu öğreteceğiz. Kalem suresiyle de öyle bir şeyler öğretiyor ki Kalem suresinde de bilirsiniz paylaşmayan insanları, orada mal mülkü kendine güç edinenleri ve fakirleri iteleyen bahçe sahiplerinin içeriği olduğu Kalem evet. suresinde de ona yazmayı, not almayı öğretiyor. Bakınız Allah önce Muhammed peygambere yaklaşıyor. Ondan sonra ona yazmayı, ona yani nebilik şeyini, ona öğrettiğini yazmayı öğretiyor. Müzemmil suresiyle de onu yazdığını okuyup iyicene anlamasını. Müddessir suresiyle ve Fatiha suresiyle de La ilahe illallah deyip kendi peygamberlik görevini ve Allah'ın her şeyden güçlü olduğunu, yerlerin ve göklerin sahibi olduğunu artık çık haykır Mekke'ye diye ona ilan ediyor. Evet. İlk 5 surede dedim, ilk 5 surede biz bu kavramı çok net görebiliyoruz. İşte Alevilik ve Kur'an dediğim zaman bunu yakalamamız gerekiyor. Tanımadan asla bunu yakalayamayız yani. Bizim bunları görmemiz gerekiyor. Allah Kur'an ilişkisini, Kur'an ehlibeyt ilişkisini deriz ya. Hak Ali iledir, Ali Hak ile, Ali Kur'an iledir, Kur'an Ali ile derir ya, Kur'an'ı natıktır. Bu kavramlar gerçekten çok önemli. Özellikle Kur'an'dan soğutuluyoruz. İşte çarpıl, aman Kur'an çarpar, Kur'an böyle yapar. Oysa ki Kur'an bir annenin çocuğunu gece beklediği, nasıl bir anne çocuğu geç kaldığında gece onu bekler, uyumaz değil mi? Kur'an işte aynı bu yaratılan her şeyi, bütün varlıkları koruyan, çevreleyen, sımsıkı sarmalayan, onlar hakkında en güzeline ulaştıran bir ana kitaptır, evet. ana metottur. Dedem, daha da açacağız. Önünüzü de kesmek istemiyorum ama söylediklerinizden anladığım şu. Hı. Aleviler Kur'an'ın zahiri yönüne değil, daha çok manevi yönüne, iç anlamına bakmışlar. Şekillilikten ayrı tabii ki. Onu Kur'an da öyle zaten. Sürekli evet. günümüz koşullarına göre de yorumlamışlar. Tabii. Temeli ve özü, maneviyatı kaybetmeden yorumlamışlar. Çünkü Kur'an evrenseldir. Bütün çağlara inmiştir. Sadece evet. olan o Mekke halkına, yani Araplara değildir. Allah'ın kelamı bütün insanlığı kapsamıştır. Çünkü bu kelamda sevgiyi görüyoruz, adaleti görüyoruz, merhameti ve barışı görüyoruz. Sevginin, evet. merhametin, adaletin, barışın olduğu her yer, bütün mekanlar buna ihtiyacı vardır. İhtiyacı vardır. Tabii ki. Eyvallah. Dedem, Mesut dedemle devam etmek istiyorum. Peki Aleviler Kur'an'ı yorumlarken daha çok nelere dikkat ettiler? Bunu ritüellerden de örnekler vererek açıklayabilir miyiz? Dedem, şimdi Kur'an'ı yorumlamak derken işte bu velayet kapısı ile birlikte bilgi güncellenmesi olduğunda Kur'an yorumlanabilir. Yoksa herkes zaten Kur'an'ı kendince yorumlayabilir. Ama şimdi yol içerisinde bir derde düşenin, bir arayışa girenin, bir sıkıntıya düşenin bu hal içerisinde yürüdüğünde Kur'an ona mutlaka bir kapı açacaktır. Evet. Bu da kişinin kendi nefsine Kur'an yorumlaması değil.
bir gerçeğin kuralı yorumlaması da olur ancak. İlimde derinleşenler ve ehline sorun ayetleri değil mi? Tabii bu ayette öğretim verilebilir, ola temiz olanlar el sürebilir derken, dedemin de buyduğu gibi abdestte değil bu iş. Yani mesela Kur'an'da mescit ayetleri var. Mescit ayetlerinde arınmaktan, temizlemekten bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi var. Cuma suresinde ey Muhammed onları arıt ve temizle diyor. Kur'an'da dua ayetleri var. Yine arınmaktan, temizlemekten bahsediyor. Çok vurgu vardır bu arınma ve temizlenmeye. Evet. Bu arınma, temizlenme böyle yıkanmakla şeyle değil. Ruhsal bir arınma, temizlenmektir. Çünkü bunu da Yüce Yaradan yine Kur'an'da söylüyor. Bir başka ayette Allah şunu söylüyor. Allah size gökyüzünden, yani Allah size bir su indirmiştir ki kalplerinizdeki, üstünüzdeki şeytani pislikleri temizlesin. Evet. Ayaklarınız yere sağlam bassın diye sizi arıtmak istiyor diyor. Yani bir kez gönül yıktıysan bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Zaten 72 millet yıkanıyor artık, hepimizin evinde musluklar o, var. Tabii ki, tabii, eski o zahir, göre. Tabii zahir. Buradaki Yunus'un dediği aslında gerçeği gönlü. Yani çünkü gerçekte gönlü olur. Herkese gönlü olmuyor, kalp oluyor. O ayrım da aslında yapmak lazım. Herkese gönlü yoktur. Kalp vardır ama kalp de kırmamak lazım. O ayrım mesele ama gönül dediğin gerçekte olur, bir erende olur. Şimdi de bu arınma ve temizlenme üzerine çok ayetler var. Dolayısıyla kişi yol içerisinde bu istikamette yürüdüğünde Kur'an ona bu yolları, bu işaretleri gösteriyor. Kur'an'ın da mucizevi oluşu burada ortaya çıkıyor. Nasıl gösteriyor dedem? Biraz daha açalım. Dedem şimdi işte bizim yolumuzdan konuşarak söyleyelim bunu. Eğer bir yoldaysanız, dedemin dediği gibi Allah'a, peygambere inanıyorsak, Kur'an'a inanıyorsak, istikamette Yüce Yaradan'ın sırat-ı müstakim dediği o yolda yürümeye çalışıyorsak, burada da Allah'ın şeytan sizi kandıracak, size vesvese verecek, sizi yoldan saptıracak dediği ve çoğu insanların da şeytana uyarak yoldan sapacağını yine Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Ve burada bu yoldan sapmamak için arı ve temiz istikamet üzerinde Kur'an-ı Kerim'in bizlere öyle ince ayrıntılarla öyle uyarıları var ki bunu, yani dedem biz sizinle yaklaşık 20 yıldır çalışıyoruz. 20 yıldır biz bu hizmetin içerisindeyiz. 20 yıldır da Kur'an'la çalışıyoruz biz. Çalışıyorum, kendi adıma söyleyeyim. 20 yıl öncesini Kur'an'la anladığımla şu anki Kur'an anladığım benim bir değil. Ve bazen çok şaşırıyorum. Diyorum ki Allah öyle ince ayrıntılar anlatmış ki bu kadar anlatmasına rağmen niye bu kadar insanlık fark etmiyor, görmüyor? İşte dedem o derinleşmek, o arınma, temizlenmeyi de oluyor. Manevi arınma. Tabii, ruhsal arınma. O ruhsal arınma, temizlenme olmadığı müddetçe bu beden üzerindeki nefisle, nefise uyan bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i çok iyi irdeleyebilir. Çok güzel kelime manasına erişebilir ama onun özüne ulaşamaz. Çünkü ey ehli beyt, Allah sizi tertemiz kılmak istiyor diyor. Evet. Sizi çok bilgili kılmak istiyor. Sizi çok makam sahibi kılmak istiyor demiyor. Sizi tertemiz kılmak istiyor diyor. Ki o Hazreti Cafer'e sardığının dediği gibi arı olan arıtır. Temiz olan temizler. İşte burada bu istikamette, bu arınma temizlenmede, bu İşte Muharrem ayındayız. Hazreti İmam Hüseyin'in şehadeti de aslında belki konuşuruz. Bu arınma temizlenmede Kur'an-ı Kerim'i eren evliyalar yolumuzda hem cem erkanlarında hem günlük yaşam içerisinde Kur'an'ı uygulamışlar. Belki dedem, belki tuhaf gelebilir, belki hiç okumadan yorumlamışlar. Çünkü Kur'an'ın ildiğiyle İnsana üflendiği ruhun geldiği yer aynı. Mahiyeti aynı. Aynı. Sen eğer ruhla ulaşırsan Kur'an'a ulaşmış olursun. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bir insan Kur'an-ı Kerim hiç okumasa ama hatta bir ayet var bunun üzerinde de erdemli yaşamak, ahiret gününe inanmak değil mi? Ve bir yaratıcıya inanması onu zaten Kur'an'a yakınlaştırır. İşte ruhuna ulaşırsa bir kişi erdemlik de olur bu. Tabii ki faziletli olur, ahlaklı olur.
Tabii ki ruha ulaşır ve ruha ulaşan kişi hakka da ulaşır. Ama Kur'an bizim hem zahir ölümümüzü hem batın ölümümüzü güçlamamızı istiyor. Yüce Adam bunu istiyor. Evet. Çünkü niye? Halifem diyor. Eğer yeryüzünde halife insan olacaksa insan halifeye yakışır şeklinde davranması gerekir. Mesela bir ayet var. Ey iman edenler Allah'ta sakının. Ayette şu özü sözü bir olanlarla birlikte olun. Olu mesela Abdülbaki Gölpula çok güzel yorumlamış. Gerçeklerle birlikte olun diyor. Evet. Allah'ta sakının, gerçeklerle birlikte olun. İşte bu hani bizim çok nefeste gerçek kelimesi geçer. Hatta gerçeğe hü deriz biz. Onun devralı hü olsun. Eyvallah olsun. İşte bu şeyde, bu istikamette bu gerçeklerle birlikte olduğu zaman Kur'an'da yorumlanıyor. Erkanlar da bu yol üzerinde Kur'an'ın önderliğinde o gerçeğin arınması, temizlemesiyle devam ediyor. Evet. Çünkü toplanmanın bir mahiyeti olması lazım. Eğer oraya toplandık, işte rızalık alıyoruz. Rızalık aldık ama sadece rızalık değil. Herhangi birisi belki orada rızalık alabilir. Ama orada oturan kişinin arı ve temiz, arıtıp ve temizleme hizmeti olması gerekiyor. Neden? Bunu yapmak için de orada oturan kişinin arınmış, temizlenmiş olması gerekiyor. Onun için yolumuzda sizin de hepinizin bildiği el ele, el hakka, baş başa, baş padişaha. Diğer türlü Kur'an-ı Kerim'i şu anda okuyup, kelime anlamını bilip, Kur'an mealleri yazan, anlatan çok insan var. Ama Yüce Yaradan'ın hakkın emri ve rızası bir. Hakkın emir ve rızasına uyulduğunda hakkı anlayabiliriz. Hazreti Ali'yi gördüm batılda, Zülfikar elinde, düldül atılda, erenler katında, pirler yanında, kaydım var, ne diyeyim dünya malı diyor Püstad Abdal. Evet. İşte bu kayıt olma meselesi, arınma, temizleme meselesini ortaya çıkarıyor. Bunun üzerine o kadar çok deyiş yazılmış ki aklıma gelmişken söyleyeyim hemen. Sen hakkı yabanda arama sakın, uydunsa kalbine hak sana yakın. Adem'e hor bakma kötülükten sakın, cümlesini Adem'de buldum erenler diyor. Orada özellikle Adem'i merkeze koyan bir felsefe de görüyoruz. Öyle değil mi dedem? Sizinle evet. Devam edelim isterseniz. Biraz dinlendirelim Mesut dedemizi de. Aynı soruyu size de soracak olursak, Kur'an'ı, Azimüşşan'ı yorumlarken nelere dikkat etmişler? Ya da İmam Ali ile Kur'an'ı, bir Kur'an-ı natık, bir Kur'an-ı samit olarak deyişlerde de geçer bu. Bunun üzerine biraz da konuşalım isterseniz. Tabii ki. Öncelikle şuradan bakarsak açıya, Ankebût suresinin 45. ayetinde diyor ki, yardımlaşmak, destekleşmek, yani salat sizi kötü işlerden alıkoyar diyor. Şimdi insan ceme geldiğinde, oradaki insan topluluğunu gördüğünde tabii ki, ya da bir ibadet yerine gittiğinde, ya da bir topluluğa girdiğinde, kötü huylardan, bet huylardan sakınması gerektiğini hissetmesi gerekiyor zaten. Aksi takdirde erdemli olmaktan kendisini de alıkoyacaktır ve kendisine yazık edecektir. Şimdi şöyle baktığımız zaman cem ritüellerin en başında gelen razılık ve rızalık, kötülüklerin yıkanıp atılması, toplumsal barışın sağlanması. Küskünlerin barıştırılması tabii değil mi? Tabii ki en güzel olan şey ve bu her yıl yapılan mesela görgülerin tamamıyla insanlığa ne mesaj verdiğini biz burada net anlayabiliyoruz. Çünkü bizim yaşadığımız süre içerisinde dertleşecek bir moral bozukluğumuzda ya da başımıza kötü bir iş geldiğinde bize iyi bir insanın, erdemli bir insanın ihtiyacı olacağı kanısındayız. Bakınız görünüz ki bütün yıldızları, bütün dünyadaki, kainattaki bütün varlıkları insana verseler, insan karşısına alsa onları, onlarla dertleşmeye çalışsa, onlarla konuşmaya çalışsa ne derdini çare bulabilir, ne söyleyebilir o taraf, yani o bütün kainatın serveti, malı, mülkü. Ama şöyle baktığımız zaman değerli dedem, karşısında bir can olsa, bir insan olsa, değil mi? Evet. Bir insan olsa, yüreğindeki bütün sıkıntıları, bütün dertleri, kederleri paylaşacak, ortak edecek kendisine. Birbirimize muhtaç yaratılmışız tabii, demek ki. Tabii çünkü insan, bütün insanlara baktığımız zaman, bütün canlılar birbirinin öğretmenidir. Her şeyden bir şey öğreniyorsun.
hayata evet. baktığın zaman. Çünkü testisin sen, içini, testi içine dolduracaksın. Testi içindekini sızdırır diye bir söz var mesela. İçine ne doldurduysan onu sızdırırsın yani. Hani deriz ya biz böyle erkanda, insanın özünün ak olması lazım, gönlünün de pak olması lazım diye söyleriz. Evet. Şimdi içinde zehir varsa ne sızdıracak dışarıya dedim? Tabii ki zehir sızdıracak. Ama güzellik, erdemli elbisesi varsa, terbiyesi varsa, ahlaklığı varsa, egosunu yenmişse, içinde barışı sağlanmışsa, önemli olan zaten kişinin içinde bunu sağlaması. Evvela kişi kendisini sevmesi gerekir. Kur'an, zaten İslam baktığımızdan barış sözcüğünden oluşuyor. Evvela evet. kişi kendi içiyle barışık olması lazım. Kendi içinde kendisini sevmesi lazım. Kendisini sevmeyen bir birey nasıl olur dedim sizce? Evet. Değil mi? Evet. Yani dışarıya çok felaketler açabilir. Yani bugün yaşadığımız kainatta çok kötü felaketlerin olduğunu net görebiliyoruz. Bunu da içiyle barışık olmayan, iç huzurunu sağlamayan, kendi nefsine yazık eden diyor ya Cenab-ı Allah kendine nefsine eziyet yazık eden. Eziyet eden. İşte bunu, biz bunu görüyoruz. Oysa ki işte orucun temel manasına geliyoruz burada. Ve şöyle bir ayet var. Allah alemlere zulmetmez. İnsanlara kesinlikle. Zulmetmez. Aslında insanlar kendilerine zulmeder diyor. Çünkü Allah zulmü her zaman kesinlikle yasaklamıştır yani. Evet. Çünkü neden? Bu yasak kelimesi dediğimiz zaman zulüm bütün insanlar arasında fitne ve fesatı yayacak ve insanlar arasında sınıflar yaratacak ve insanın çünkü Allah'ın en yarattığı güzel bir varlık olduğu için insanın en küçük değere düşürmesini sağlayacak mesela. Oysa ki Cenab-ı Allah Tin suresinde ne diyor dedem 4. ayetinde çok iyi bilirsiniz. Ah seni takvim, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Onu evet. şekillendirdik, onu ölçüledik, onu teraziledik ve en güzel bir şekilde getirdik diyor değil mi? İnsan dediğimiz varlık da bir animal yanı, hayvani yanı, bir de hüminal yanı, insani yanı. İnsan. Maksat zaten onu insanileştirmek. Amacımız o zaten. Kainatın ilk oluşturulup kendi nurundan var etmesi diyor ya, ben sizi kendi özümden yarattım diyor ya dedem Nisa suresinin ilk başlangıcında. Sevgiden, alakadan, kendi ruhumdan size ruh üfledim diyor. Evet. O kadar kıymetli ki çünkü biz bir kudretin parçası olduğumuza inanıyoruz. Çünkü bizi yaratan bir kudret var. Yüce Yaradan, değil mi? O kudretin en büyüğü. Hiç kimsenin ona gücü yetmeyeceğini ilk başta da söylemiştik. Biz de bir kudretin parçası olduğumuz için insan en değerli bir varlıktır. Peki insan en değerli varlıksa o zaman zulmün kesinlikle inmesi gerekiyor. Haksızlığın, adaletsizlik, yani böyle kötü kavramların olmaması gerekiyor. Bizler niçin varız? Biz burada niçin yayın yapıyoruz? İnsanlara güzel mesajlar vermek için. İnsanlara içlerindeki kötü duyguların, bad huylarının inmesi gerektiğini. Ya insan çok değerlidir. Bir çaycıyla bir en üst düzeydeki bir şirketin yöneticisi aynıdır. Ama mesleği onun çaycıdır ama onun yöneticisidir. Ama ikisi de eşittir. Evet. Çünkü Enbiya suresinde ne diyor 92. ayetinde? Bütün herkesi ben yarattım. Hepiniz benim nazarımda eşitsiniz diyor Cenab-ı Allah. Enbiya evet. suresinin 92. Eyvallah, ayetinde. Yalnız ritüeller üzerinden bir de çerağımız var. Tabii. Süpürge hizmeti var. Tabii içerideki. Kur'an'da yeri nedir bunun? Tabii içerideki mesela Nur suresinde biz bunu söyleriz. 35. ve 36. ayetinde Allah yerlerin ve göklerin nurudur diye başlar sure. Evet. Allah dileyeni ve dilediğini nuruna iletir diyor ya. Şimdi o nur ışıktır yani. Nerede bir ilim varsa, nerede bir bilgi varsa, nerede bir teknoloji varsa, nerede barış varsa orası ışıktır yani. Evet, genelde sevgi anlaşılıyor nurdan. Tabii. Mesela der ya, ene alimin nuru vahid, bizi bir nurdan yarattı. Yani bizi bir sevgiden yarattı Yüce Allah der zaten, ya. Zaten sevgisiz hiçbir yere varamayız yani. Sevgi olmadan nereye? Sevgi olmadan hiçbir iş yapamayız. Yani sadece ibadet kavramında değil yani. Mesela Kur'an'a baktığımızda Kur'an hem ekonomik hem sosyolojik hem de siyasal hem askeri hem kadınlar hakkında hem erkekler hakkında hem kız çocukları hakkında yani hem bir planlama hakkında bir yönetim hakkında idari işler hakkında bütün her şey hakkında insana bilgi veriyor. Bu Kur'an onu veriyor. Niçin veriyor peki? Sevgiyi sağlamak için veriyor dedim. Şimdi sevgiyi sağlanmadıktan sonra o zaman Allah'la Kur'an'ın şeyi nerede kalıyor? Değeri, sevgi sağlanmadıktan sonra insanlar arasındaki muhabbet de yerine gelmiyor maalesef değil kesinlikle mi dedim? Kesinlikle gelmiyor. İşte ritüellere baktığımızda mesela biz ferraşı getiririz, meydana süreriz deriz ki içimizdeki kovgu gibeti.
yalanlı dedikoduyu, kötü işleri, bedhuyu atarız, süpürürüz. Gönül evimizi temizleriz. Çünkü Allah temizdir, temiz olanı sever yani. Temiz evet. olanın gönlüne girer. Bizim burası gönül Kâbemizdir. Evet, eyvallah dedem. Evet. Mesut dedemle devam edelim. Konu açıldıkça açılıyor tabii. Peki bugün tartışılan çokça konular var. Kur'ansız Alevilik, İslamsız Alevilik, Ali'siz Alevilik gibi. Aslında çok da değinmek de istemiyordum ancak evet. tekrardan tartışılmaya başlanınca en azından bu yolun en yetkin olan kişileri olarak dedeleri biraz daha öne sürelim istedim. Tabii. Alevilik bu şekilde mümkün müdür dedem? Dedem böyle bir şey yok zaten. Yani böyle bir şey olamazdı. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz'e yapılan iftiralar var. Hatta bir ayette şunu söylüyorlar. Kur'an bulduğu söylüyor bir ayette. Müşrikler şunu söylüyor. Bu peygamber değil. Bu peygamber olsa bizim gibi yemek yemez. Bizim gibi çarşıda alışveriş gezmez. Yapmaz. Bizim gibi gezmez. Bu nasıl peygamber? Bu peygamberse önünde melekler gelsin yürüsün. Ha. Bir başka ayette bu Allah'a iftira ediyor diyorlar peygamber için. Şimdi dedem bu toplum içerisinde mutlaka yanlışlar çıkacaktır. Normal. Ama bu toplumu bir arada tutan evladı Resul üzerinden erenler ve pirlerin ruhlarla iletişim kurmasıdır. Şimdi ruhlarla bağı kopardılar. Şekil üzerinden hakkı arıyorlar. Materyalizm. Biri şamanimize dayandırıyor. Biri Luvilere dayandırıyor. Biri başka bir yere dayandırıyor. Böyle ancak yani Kur'an'ın tabirine şeytanın oyuncağı olacaklar. Şunu da katmak gerekiyor herhalde Mesut dedem. Alevi sözcüğü Alavi'den geliyor biliyorsunuz. Ve Ali'ye nispet eki var orada. İ ekiyle birlikte. Ali'ye mensup olan, talip Ali'ye olan. Bağlı dedem, olan. Şöyle Ali'ye yani bu yol Allah'ın da buyurduğu gibi dil İslam'dır. Adem evet. peygamberden başlamış. Hazreti Peygamber Efendimiz de din kemale ermiş. Bu dinin uygulayıcısı Hazreti Ali el-Murteza en üst seviyede olmuş. Bu en üst seviyede Hazreti Ali el-Murteza ve onun yolunda taliplerle birlikte bu güne kadar gelmiştir. Şimdi peygamberden önce de biz vardık. Doğru vardık. Vardık doğru. Hanif olan. Tabii İbrahim. Vardı yani bu Hazreti Peygamberle başlamadı ki, Hazreti Ali ile başlamadı ki. Dolayısıyla diğer toplumlarda, daha önce yaşamış toplumlarda da İslam'a uygun kim hareket etmişse eyvallah. O da o yoldadır. Ama bu dilin kemaleti burası. Hatta şöyle der büyüklerimiz. Alevilik ulviyetten gelir. Ulu, Ali, ulu olan, yüce olan anlamında kullanılır. Ve o yüce değerlerin, peygamberlerin taşıdığı yüce değerlerin son halkasında kemalete erişini İmam Ali ile zuhur ettiğini söylerler. Dedem Kur'an'da ayet var. Peygamber Efendimiz yardım istiyor. Ya Allah'tan yardım istiyor. Tabii. Ayette arkasından başka bir ayet geliyor. Ayette diyor ki hak geldi, batıl gitti. Yok oldu. Şimdi bu yardımdan sonra gelen bir ayet. Yardım istemekten sonra gelen bir ayet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Ali hak iledir. Hak Ali iledir. Ali'nden başka kapı yoktur, yol yoktur. Evet. Ama şimdi nefislerinden yola çıktıkları için yani ben yakından tartıştığım bir canımız vardı. Sazında Hazreti Peygamber Ehl-i Beyt'i Erel Evliya'yı söylüyor. Dil ile hikâr ediyor. Yani bu nasıl bir saçmalıktır ben anlamadım yani. Evet. Ama oluyor. İşte bu oluşun altında bizim bu ruhsallığı Yüce Yaradan'ın emrinde uzaklaşmamızı ben bağlıyorum. Şekil üzerinde hakka varılmaz. Böyle bir yol yok. Yani şunu demek istiyorsunuz, artık hani bir öz eleştiri yapacak olursak, Zülfikarların boynumuza astığımız şu devirde, dövmelerin yapıldığı bu devirde, hani derler ya, hali gerek yol evladının, arı gibi her çiçekten balı gerek yol evladının, genelde eylemlere, söylemlere ve düşüncelere dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Tabii ki. Burada dedem, Hiza'yı hünkâr dededen, barış dededen, benden değil. Biz izleyenler Hiza'yı haktan çizsinler. Hakka kim uyuyorsa, tek biz için değil, toplum için söylüyorum. Kim hakka uyuyorsa haliyle, yaptıklarıyla, yaşadığı halle, kim hakka uyuyorsa eyvallah.
Ama ahlak temel olmazsa olmaz. Şimdi orada yalan söyleyip, burada başka bir şey yapıp, orada başka bir çevirmek, ya yapmayın. Bu şeytanın yolu. Ahlak dediğimiz huylar zaten. Tabii, şimdi olmaz dedem, olmaz. Böyle bir yol olamaz. Ama bu şekilde şeytanın dediği oluyor. Kur'an sizin en büyük düşmanınız falancadır, şudur, bu gruptur demiyor. En büyük düşmanınız şeytandır diyor. Evet. Dedem, programın sonuna doğru giderken şunu da sormak isterim. Tamamlayacağınız cümle varsa tamamlayın dedem, isterseniz. Dedem, tabii ki Muharrem'deyiz. Ben isterseniz şeyle bir bağ kurmak istiyorum Kerbela'yla. Tabii, buyurun. Şimdi Kur'an'da ayet var. İki ayet isterseniz müsaade ederseniz okumak istiyorum. Elbette, buyurun. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katıldan bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Şimdi dedem, burada bir halkın zulmünden yardım isteyen kadınlardan, çocuklardan, erkeklerden bahsediyor ve niye bunlara yardım etmiyorsunuz, savaşmıyorsunuz diyor. Şimdi bu anlamı Hazreti Hüseyin'in küfreye gidişini düşünün. Çünkü bu hakkın emri, o dönemde böyle bir yol varsa, böyle bir imdat varsa, hakkın emrine uyan ve uymayan vardır. Aması yoktur. Evet. Hazreti Hüseyin bu anlamda ayetin de aslında dediğini yapmıştır. Yüce Yaradan emrine duymuştur. Ama dedim, arkasındaki ayete bakın. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daim zayıftır. Eyvallah. Şimdi burada Hazreti Hüseyin ve onun karşısında Dalatullah Yezid'i düşünün. O Yezid'in, hani Kur'an'da bunu söylüyor, şeytan evliyaları diyor. Şeytan evliyası diyor. Bunlara karşı savaşın diyor. Evet. Ve dedem, son şeyde ben tamamlayalım. Evet. Hazreti Hüseyin burada hem hakkın emir rızasında savaşmış ve o emire uymayanlarla birlikte savaşmış. Hem de dedem, hakkın emrinden zerre kadar kaymamıştır. Örnek, Şah Hatay'ın 47 kıtalık Kerbela'yı anlatan nefesi var. Orada birkaç nefes aldım dedem. Zamanınız var mı bilmiyorum. Zamanımız çok kısıtlı. Bir dakikalık zamanımız İmdadına var. İmdadına yetişti Cafer-i Cinni diyor. Var idi başında 100.000 ecinli. Emredeki biz de koymayarak canlı. Çok kahraman şehit etti o Mervan diye. Burada Hazreti Hüseyin o yardıma gelen Cafer-i Cinni, cinlerin padişahın dahi yardımını istemiyor. Evet. Hem karşı tarafa savaşıyor, hem kendisine bile yardım istemiyor. Çünkü niye? Siz görülmüyorsunuz, bunlar görülüyorlar. Ben size bu hakkı vermem, hakkın emrinden kaymam diyor. Orada i̇şte, da yine adaleti tabii, düşünüyor. Tabii, işte Alevilik de bu hakkın emri rızasının üzerinde yürümek demektir. Kur'an evet. Işığında Erel Evliyan desteğiyle. Çok çok teşekkür ederiz son değerlendirmeleriniz için de. Sizin de son görüşlerinizi alalım. Muharrem ayı ile ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii biraz önce dedem zaten Alisiz Alevilik'le ilgili bütün bilgileri söyledi. Ben buradan bizi izleyen bütün canlara, bütün ben Aleviyim diyen canlara, bizim yolumuz Allah Muhammed Ali yoludur. Bunların herhangi birini aldığımız zaman bu yolun kesinlikle bozulmasına neden olacaktır. Biz bunların içinden hiçbirini çıkaramayız. Ve ben buradan bütün canlarımıza bu yola sahip çıkmalarını, bu tür konular geçtiğinde kesinlikle kabul etmemelerini buradan bir mesaj olarak, bir dede, bir önder olarak bütün canlarımıza sunuyorum. Kesinlikle kabul etmesinler ve bu konuların olduğu meclislerde dahi bulunmasınlar diye söylüyorum. Evet. Muharrem ayına geldiğimizde, Muharrem ayında savaşın olmadığı, kanın akıtılmadığı, küskünlüğün olmadığı, dedikodunun olmadığı, yani zararlı işlerin yok sayıldığı bir ay Muharrem ayı, haram aylardandır. Tabii ki bu Muharrem ayda bu kainat var olup bugüne geldi geleli böyle toplu bir şahadet görmemiştir. Böyle toplu bir şahadet, kendisini hakka adayan bir şahadet görmemiştir yani.
Evet. Ve İmam Hüseyin asrın şehididir. İmam Hüseyin asrın şehididir. Bütün kurumuş, kurak yerlere su nasıl verildiğinde her yer yemyeşil olur ya, bütün damarlar kuruduğunda, o damara kan verildiğinde nasıl o damar açıldığında kalp hemen tekrar aynı ritmine döner, vücut aynı tansiyonunu ve aynı şeklini sağlar ya, işte İmam Hüseyin bu hayata bunu verdi. Biat etmedi, zalimin zalimliğine onu terk etti ve mazlum olarak, mazlumun sesi olarak bu kainat var olduğu süreci içerisinde İmam Hüseyin'in her adının geçtiği her yerde zalimin bedeni ve yüreği titretecektir, titreyecektir. İmam Hüseyin çok güzel bir sembolik olarak haklının sağlam bir tutar yolun, Allah'ın ipine sımsıkı bağlanmanın sembolünü temsil etmiştir ve bu yola sahip çıkmıştır. Ama Muhammed Peygamberimizin yaymış olduğu din de maalesef Kerbela'da doğduğu topraklara gömülmüştür. Ama bizler bunu yaşatmaya çalışacağız. Bizler yolumuza sahip çıkacağız. Bütün canlarımızın oruçları dergaha izzetinde 12 imamlar aşkına kabul ve makbul olsun. Çekmiş olduğumuz matemi yaslarda dergaha izzetinde hakkın huzurunda kabul ve makbul olsun. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İkinize de değerli bilgileriniz için Cem Vakfı Çayırova, Abdal Musa Cemevi dedesi, Mesut Yıldırım dedemiz ve Bakırköy Cemevi dedemiz, Barış Yolaçan evet. dede. İkinize de şükranlarımı sunuyorum. Eyvallah. Dedem dediği gibi tutulan hak olan niyetler ve oruçlar kabul olur inşallah. İnşallah diyelim. Allah rızası için tutulan oruçlar kabul olsun. Değerli Cem TV izleyicileri, bir Muharrem Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet.